tahmin ediliyordu Murat Kurum'un söylenince. Tahmin ediliyordu ama az önce de haberlerini verdik. Murat Kurum da bakanlık yaptığı dönemde TOKİ başta olmak üzere birçok konuda açığı olan, verilmiş sözleri tutmayan bir bakan olarak hatırlanıyor. Bununla alakalı da zaten protesto gösterileri düzenlendi TOKİ'liler tarafından. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle aslında bizim beklediğimiz İstanbul özelinde söyleyeyim. Ya biz İstanbul'da bir vesayet sistemin olduğunu biliyoruz. Yani aday kim olursa olsun asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ortaya koyacağını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki ismin aslında çok da kenti yönetmeye talip olmayan bir isim olduğunda farkındayız. Ama Murat Kurum isminin seçilmesi aslında bir tür mevcutlar arasında düşünüldüğü zaman AK Parti kendi içinde de hani doğru isim bu mudur tartışması çok uzun süre yaptı. Ona bilgisine hakimiz. Neden bunu yaptı? Hem Konyalı olması. Çünkü burada bir Karadeniz meselesi var. Evet. Efendim başka bir takım sosyolojik ya da siyasal durumlar var. Böyle bir tercih yapması herkes çok ilginç karşıladı. Ama mesele şu oradaki temel dayanak noktası şu. Burada bir Kanal İstanbul projesini tekrar gündeme getirecekler. Ve Murat Kurum'un getirilmesinin nedeni aslında Kanal İstanbul projesiyle ilgili bu çalışmaları yürütüyor olması. Daha önce de çok savunmuştu. O yüzden de yani işte kentsel dönüşüm deniyor, işte deprem deniyor. Bunun üzerine bir şey kuracaklar, yeni bir propaganda kuracaklar. Ama biraz önce sen de söyledin sevgili hocam. Yani en son 6 Şubat depreminde mevcut bakandı. Evet. Ve bizim tarafımızdan verilen soru önergelerinde o yıkılan kentlerin hiçbirinin bu kapsamda almadı mesela. Burada bir yapı stoku sorunu var mı? Kentsel yani olası bir depremde etkilenir mi dediğiniz zaman burada bir cevap çıkmamıştı. Dolayısıyla handikapları olan geçmişte Çevre Bakanı'ydı. Türkiye'de görülmemiş bir biçimde Türkiye bir çöp yığına döndü. Avrupa'nın çöpleri buraya geldi. Tabii. Bunları da ham madde olarak değerlendirdi Sayın Bakan, o zamanki Sayın Bakan. Şimdi İstanbul Büyükşehir adayı. Şimdi kentsel dönüşüm dediğiniz şey AK Parti'de, AK Parti pratiğinde şöyle oldu. Yerleşik olan insanları kent çeperlerine ittiler. Evet. Yani Fikirtepe'yi tutun, işte bu Kasımpaşa'da işte o şeydeki tarla başındaki meselelere bakın. O insanlar hiçbir yerinde kalmadı. Yani yerinde bir dönüşüm yapılmadı. Ne yapıldı? O insanların oturdukları yerler kent merkezinde olduğu için ranta açıldı. Onlar dışarı itildi. O insanlar dışarı atıldı. Şimdi bir rezerv alanı uygulaması gibi uygulamaya geçildi. Bu rezerv alanı uygulamasına baktığınız zaman geçen gün İyi Parti'den Turan Çömez gösterdi bize. Mesela Balıkesir'de orman alanı vasfını yitirmiş alan olarak bir Cumhurbaşkanı tarafından bir kararname çıkarıldı. Turan Çömez oraya gidiyor, Sayın Çömez bakıyor, bildiğiniz ormanlık alan. Şimdi İstanbul'da da yeni rezerv alanları belirlendi. Bu rezerv alanları asla ormanlık alan. Şunu söyleyecekler. Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, işte efendim Kartal'da, Maltepe'de oturan insan diyecekler ki burası depreme karşı dayanıksız. Peki ne yapalım? Sizi kuzeye taşıyalım. Peki burası ne olacak? Orada biz yeniden dönüşüm başlatacağız. Hani depreme dayanıksızdı? Dolayısıyla buradaki mesele aslında rant odaklı bir mesele. Yani hiç şey konuşmadığınız farkında mısınız? Mesela sadece betonu konuşuyoruz. Evet. Binayı konuşuyoruz. Evet. İnsanı konuşmuyoruz, çevreyi konuşmuyoruz, doğayı konuşmuyoruz. Yani dünkü sunumlarda da ben izledim. Hem Cumhurbaşkanı'nın konuşması hem Sayın Kurum'un konuşması tamamen bina üzerinde, yapı üzerinden bir şey. Yani oysa kent kültürü başka bir şey, kent yönetimi başka bir şey. Yani kent dediğiniz şey insanla var olan bir şey. Şu anda Türkiye'de bir kent meydanı yok. Hiçbir kentin bir kent kimliği yok. Yani Türkiye'de kent olarak tanımlayabileceğiniz kaç tane şehri var sorusu askıda kalıyor. Evet. Çünkü bütün o kent kültürünü, kent meydanı, kendi kent yapan temel özellikleri ortadan kaldırdılar. Her taraf onlar için rant merkezi, dönüşüm merkezi. Orada bunun üzerine bir şey. O yüzden ben Sayın Kurum'un adaylığını bu rant meselesinin sürekliliğini ya da sürdürülebilirliği açısından bir tercih olarak görüyorum. Peki o rezerv konusuna birazcık takıldım. Yani peki sahibi orada oturan insanlar, hayır ben buna onay vermiyorum, ben yerimde... Yasa buna engel ama. Engel. Yasal engel. Diyor ki orada, burası çünkü zaten onu söylüyor, diyor ki biz diyor bugüne kadar geç kaldık. Neden geç kaldık? Çünkü bu insanlara dedi ki kardeşim burayı boşaltın ama boşaltmadılar. Şimdi o alanla ilgili olarak yani... Ama yine bina yapıyor. Yine yapıyor. Yine bina yapıyor. Ama o bina lüks bina olacak.
Onu oradaki insana, oradaki insana layık görmüyor ki. İnanılmaz. Öyle yani, İnanılmaz. Yani bugüne kadar